aklınla yüce insandan nasiplen. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Günah ehliyle arkadaşlık etmekten sakın. Zira bir grubun yaptıklarından razı olan kimse onlardan biri sayılır. Yine buyurdu ki, fasıklarla dostluk etmekten sakın. Zira kötülük kötülüğe katılır. Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, aşağılık insanlara gidip gelmekten sakın. Zira aşağılık insanlara karışmak bir hayır getirmez buyurmuştur. Yine Hazreti Ali Aleyhisselam buyurdu ki, seni Allah'tan gafil ve dünyaya haris kılan kimseyle arkadaşlıktan sakın. Şüphesiz böyle bir kimse seni yardımsız bırakır ve helak eder. Yine buyurdu ki, yalancı insanla arkadaşlıktan sakın. Eğer arkadaşlık etmek zorunda kalırsan sözünü doğrulama. Ama ona kendisini yalanladığını da bildirme. Zira o dostluğundan el çeker ama kendi tabiatını da terk etmez. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam, oğlu İmam Bakır'a yaptığı bir tavsiyede şöyle buyurmuştur. Akrabalarından kopan kimseyle arkadaşlık etmekten sakın. Zira aziz ve celil olan Allah'ın kitabının 3 yerinde böyle bir kimseye lanet edildiğini gördüm. İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu ki, ahmakla arkadaşlık etmekten sakın. Zira ona yakın oldukça zararı sana daha yakın olur. Yine buyurdu ki, yalancı ahmakla arkadaşlık etmekten sakın. Zira böyle bir kimse senin faydanı ister ama sana zarar verir. Sana uzağı yakın ve yakını uzak kılar. Eğer onu emin sayarsan sana ihanet eder. Eğer sana bir emanet verirse seni hor kılar. Eğer sana bir söz söylerse yalan söyler. Eğer sen ona bir şey söylersen sözünü yalanlar. Seninle onun misali susuz insanın su sandığı ama yaklaştığı zaman hiçbir şey bulmadığı bir serap misalidir. Hazreti Ali, oğlu Hasan Aleyhisselam'a yaptığı tavsiyesinde şöyle buyurmuştur. Ey oğulcağızım! Ahmakla arkadaşlık etmekten sakın. Zira o sana fayda vermek ister ama zarar verir. Yine Hazreti Ali Aleyhisselam buyurdu ki, ahmakla arkadaşlık etmek ruhun işkencesidir. Onunla ilişkiyi kesmek ise uzak görüşlülüktür. Ahmakla arkadaşlık etme. Zira o amellerini senin gözünde süsler ve senin de kendisi gibi olmanı ister. İmam Ali Aleyhisselam buyurdu ki, akıllı kimseyle onu yüce ve bağışlayıcı bulmasan bile arkadaşlık etmende bir sakınca yoktur. Onun aklından istifade et ve kötü ahlakından da uzak dur. Kerim, yüce ve bağışlayıcı insanla arkadaşlık etmeyi her ne kadar aklından bir fayda elde etmesen de sakın terk etme. Aklınla yüce insandan nasiplen ve mümkün olduğu kadar da cahil, aşağılık insandan kaç.